Merhaba sevgili altın sınıf öğrencileri. İngilizce dersinizden birinci dönemin birinci yazılı soru örnekleriyle sizlerle beraberiz. Beraberiz diyorum. İki kişiyiz burada çünkü. Ben İngilizce bilmediğim için sizlere yardımcı olacak olan benim sevgili oğlum Yusuf var yanımda. Ben şimdi sözü Yusuf'a bırakıyorum. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Fill in the blanks with some any a and demiş. Some biraz anlamını taşıyor. Genelde olumlu cümleler ve ee, soru cümlelerine getirebiliyoruz. iyi hiç anlamını taşıyor. Ee, biraz olumsuz cümlelere ve sorulara koyabiliyoruz. En ise bir anlamını taşıyor. E baş harfi sessiz olanlarda en sesli olanlarda kullanılıyor. Şimdi örneklerde hemen görelim. Can I have ...juice please? ...juice dediği için buraya meyve suyu biraz can I have Biraz meyve suyu alabilir miyim? Meyve suyu sayılamadığı için sam getiriyoruz. Do you want to eat nokta bagels? Bagels simit ekmek tarzında bir anlamı var. Biraz yemek ister misin? diyor. Yani burada soruda yine sam getirebiliriz. Evet, düşünce soruya geçmeden önce de şunu söyleyeyim. Bagels s takısı gelmiş. Biraz çoğul anlamı var. Yani simitler anlamını taşıyor. Bu yüzden e, sam getirdik başına. Üçüncüsünde ise I don't have.. butter at my breakfast. E, genelde hiç kullanmam. En iyi olumsuz bir cümle olduğu için kahvaltılarında tereyağı kullanmazmış. I sometimes eat.. toast before going to school. E, genelde okula gitmeden önce bir tost yerim. Yani eat toast. Burada baş harfi sessiz bir harf olduğu için e getiriyoruz. Eğer engineer gibi bir sesli bir kelime olsaydı, e, o zaman n getirirdik başına. I don't prefer cheese and butter on my favorite pizza. E, favorite pizza'mda peynir ve yağ tercih etmem. I don't prefer any cheese and butter on my favorite pizza. Hiç tercih etmezmiş. Evet, ikinci soruya geçtiğimizde what is the element mont of the year. Yani yılın 11. ayı hangisidir diyor. A January demiş. January Ocak demek. April Nisan demek. September Eylül demek. November Kasım demek. Ee, yılın 11. ayı Kasım olduğu için D şıkkını işaretliyoruz. Match the names of activities with pictures demiş. Ee, aktivitelerin isimlerini resimlerle eşleştir diyor. Run errands demiş. Run errands arkadaşlar biraz daha böyle e, ev işlerini yapmak, e, çeşitli ayak işlerini yapmak gibi bir anlamı var. O yüzden şurada görüyorsunuz bir çocuk çöpleri çöp kutusuna taşıyor, e, evin işlerini yapıyor. Take care of pet demiş. Yani hayvanlarla ilgilenmek. Pet e, hayvan demek. O yüzden şurada bir kız görüyoruz ve hayvanıyla ilgileniyor, onu seviyor. C'de de visit grandparents demek. Grandparents anneanne, babaanne demek. Büyük anne, büyük baba. Bu yüzden buraya şurada bir çocuk anneannesiyle veya babaannesiyle ilgilendiği için C'yi yerleştiriyoruz. Wake up uyanmak, kalkmak demek. Şurada bir uyanan adam görüyorum ben. O yüzden bu şurada güneş doğuyor, uyanıyor. Play football Futbol oynamak demek. Şurada bir çocuğu görüyoruz. Türkçede de, de var zaten. Futbol, futbol. Have breakfast kahvaltı yapmak demek. Kahvaltıyı nerede yapıyor? Şurada yapıyor. Evet, take folk dance course. Folklor dansı kurslarına katılmak, dans etmek anlamına geliyor. Şurada görüyorsunuz iki kişi folklor dansı yapıyor. Rest dinlenmek demek arkadaşlar. Burada bakıyoruz hangisi dinleniyor. Şurada bir çocuk dinleniyor. I harfinde ise do homework yani ev ödevlerini yapmak var. Hangisi ev ödevlerini yapıyor arkadaşlar? Burada görüyorsunuz ev ödevlerini yapıyor bir arkadaşımız. Ee, sonuncusunda ise go to bed G harfinde. Şurada uyuyan bir kişiyi görüyoruz ve buraya da G'yi koyuyoruz. Evet dördüncü soruda ise bir Paragraf görüyoruz. Altında da true, false yani doğru yanlış olarak işaretleyeceğiz. Hi, my name is Emre. Merhaba, benim ismim Emre. I wake up early on weekdays. Sabahları erken kalkarım. It is 7 a.m. Saat 7'de kalktığını söylüyor. 7 erken bir saat. Doğru söylüyor. After I brush my teeth and wash my face. Ardından dişlerimi fırçalarım ve yüzümü yıkarım. I usually have my breakfast. Genelde kahvaltımı have my breakfast at half past seven. Yedi buçuk a.m. Yani sabah yedi buçukta yapıyormuş. Ardından I leave home after feeding my little cat. Evden ayrılmadan önce kedisini besliyormuş. Yani bir kedisi var. Küçük bir kedisi varmış. I walk to school with my friend Nazım okula yürüyerek gidiyormuş Nazım arkadaşıyla gidiyormuş We attend folk dance course after school. Biz okuldan sonra folklöre katıl katılırız demiş. We enjoy traditional dance. Bizim geleneksel dansımız olduğu için güzel vakit geçiririz diyor. When when I come home I always take a nap from 16 to 18 pm Ben eve geldiğimde saat 4 ile 6 arasında biraz kestiririm diyor. Yani birazcık uyuyormuş, yoruluyormuş. I prefer I prefer doing homework, but I don't usually do cleaning and do ironing. Ev ödevlerimi yapmayı tercih ederim fakat temizliği ve Ütüyü tercih etmem diyor. At 23 yani saat 11'de I go to sleep but before sleeping I write my diary about beautiful day. E, saat 11'de yatağa gidermiş. Fakat yatağa gitmeden önce günlüğünü e, gününde güzel gününde olanları günlüğüne yazarmış diyor. Ve bitiriyor. Evet, sorularımıza geçtiğimizde ise He gets up early at weekends demiş. Sabahları erken kalkar mı? Sabahları erken kalkar. Bu yüzden turu şurada da I wake up early on weekdays. Saat 7'de kalkarmış, erken kalkarmış. He likes doing run errands. Genelde iş yapmayı sever. Severim, severmiş diyor. Ama burada e, ev ödevini yapmayı sever. Fakat çeşitli işleri, temizliği ve ütüyü yapmayı sevmez. O yüzden bu cümle yanlış oluyor. Çünkü burada sever demiş. He sleeps hours a day when he comes back from the school. O eve geldiğinde birazcık uyuyormuş. Şurada birkaç saat uyuduğunu, iki saat uyuduğunu söylüyor ve bu da true oluyor. He doesn't take care of his cat. Bu cümlede kedisiyle ilgilenmediğini söylüyor. Fakat Emre Emre şurada I leave home after feeding my little cat. Burada evden ayrılmadan önce kedisini beslediğini söylüyor. Yani bu cümle yanlış olmuş oluyor. Çünkü Emre kedisiyle ilgileniyor. He goes to bed before 12 pm. Saat 12 olmadan önce. Before öncesi demek. Saat 12 olmadan önce yatağa gider diyor. Saate bakıyoruz. 24.00 olmamış. Yani saat 12 olmamış. O yüzden bu da doğru olmuş oluyor. right don't or doesn't in the blanks demiş. Don't e, I, U, V, de kullanılıyor. Doesn't he, she, it'te kullanılıyor arkadaşlar. O yüzden cümlede bunu arayacağız. Sally and Nathan yani iki kişi var burada onlar day olmuş oluyor şuradan da kopya çekebilirsiniz Help their mother Dayer demiş onların annesi demiş burada day olduğu gözüktüğü için iki kişi olduğu için don't koyduk Susan Susan bir kişi bir bayan nokta nokta .meet her friends at 4 p.m saat 4'te arkadaşlarıyla görüş çekmiş Susan bir kişi olduğu için doesn't koyuyoruz. Ve saat 4'te arkadaşlarıyla görüşmeyecek anlamını taşıyor. Çünkü doesn't olumsuz, don't da olumsuz. Bunu biliyorsunuz. I and Michael. Yani we. iki kişiyiz. Bakın görüyorsunuz. iki kişi olunca do jogging in the park. Parkta hafif koşu yapmayız diyor. Don't getirdik. Dördüncüsünde ise Victoria nokta nokta up early at The weekend. demiş. Victoria bir kişi bir kişi olduğu için hemen doesn't koyuyoruz. Erken kalkmadığını söylüyor Victoria'nın cümlede. You and your brother. Sen ve senin kardeşin, erkek kardeşin. Nokta nokta play computer games in the evenings demiş. İki kişi olduğu için bilgisayar oyun akşamları bilgisayar oyunları Oynamazsınız anlamını taşıyor cümle ve bunu da tamamlamış oluyoruz. Altıncı soruya geçtiğimizde ise What is the second day of the week? Haftanın ikinci günü hangisi? Ee, hemen sayıyoruz Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday diye devam ediyor. İkincisinde ne dedim? Monday Pazartesi, Tuesday Salı. Bize gerekli olan günün ikinci olan Tuesday ve B'yi işaretliyoruz. Saatlerin altına harfleri uygun olacak şekilde yazınız. Demiş 7. soruda. It is half past six. Evet arkadaşlar. Half yarım demek. Past geçiyor demek. Six altı demek. Altıyı yarım geçiyor. Yani altı buçuk demek istiyor aslında. Şurada altı buçuğu görüyoruz. B şıkkında it is ten to four. To kala anlamını taşıyor arkadaşlar. For dört demek. Ten on demek. Dörde on kala. 4'e 10 kalıyı buluyoruz hemen. Ve B'yi koyuyoruz. It is 5 o'clock. Saat tam 5. En sevdiğim saat olur. Genelde tam saatler. O yüzden şuraya saat tam 5'i koyduk. D de it is 25 past 8 demiş. Past ne demekti arkadaşlar? Geçiyor demekti. 8, 8, 25, 25. Yani 8'i 25 geçe Nerede? Tabii ki şurada görüyorsunuz. Saat 8'i 25 geçiyor. It is quarter past nine quarter çeyrek demek arkadaşlar. Nine 9 dokuz demek. 9'u çeyrek geçe anlamını taşıyor. Ve bunu da tamamlamış oluyoruz. 8. soruda ise arkadaşlar ee, sorular var. Cümleler var. Tony hangisini aşağıdakilerden hangisini Henry'ye sormamıştır? Şimdi cevaplara bakarak soruları bulmaya çalışacağız. What e, Cevaplarda I get up early on weekdays demiş. E, sabahları erken kalkarım demiş. Bunu sorus hangisi olabilir? What time do you get up on weekdays? Bakın şurada da zaten on weekdays, on weekdays, e, get up, get up cümlenin içerisinde görüyorsunuz. E, ne zaman kalkarsın diyor. Haftanın günlerinde diyor. O yüzden bu cümleyi buraya koyabiliriz. Yani bu bunu sormuş. It is starts at half past nine. Ne zaman başlar diye bir şey olacak ki e, saat dokuz buçukta past geçiyor demek. Half yarım demekti. Saat nine dokuz demekti. Dokuz buçukta başlıyormuş. What time does your school start? Okulu ne zaman başlıyor? O da diyor ki dokuz buçukta başlıyor. Yani bunu da sormuş. I walk to school. Okula yürüyerek giderim diye cevap vermiş. Bunun sorusu hangisi olabilir? How do you go to school? Okula nasıl gidersin? Bunu da sormuş. Sonuncusunda ise do you attend any course after school? Okuldan sonra herhangi bir aktivite bir şey yapar mısın diyor. Bunun cevabı yok. O yüzden cevabımız değişik.